Ergenliğin önemli belirtilerinden biri de regl olmaktır. Vücudunuz size çocuk sahibi olmaya hazır olduğunuzu böyle söylemeye çalışır. Ama korkmanıza gerek yok. Çoğu zaman adet kanaması kendileri de çocuk olan kızlarda başlar. Genel olarak adet döngüsünün başlangıcı 11 ila 17 yaş arasındadır. Ama kuralların her zaman istisnaları vardır. Bu nedenle adet kanaması biraz daha erken veya daha geç başlayabilir. Öyle ya da böyle, tüm hayatınız boyunca yaklaşık 450 kez adet göreceğiniz gerçeğine hazırlıklı olmalısınız. Büyük şanssızlık. Ama hayatınızın bu süreci boyunca onlar hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Süreci biraz hızlandırmak için size ilk regl döneminiz hakkında bilmeniz gereken en havalı şeyleri hızlı bir şekilde anlatacağız. Bu arada bu bir genç kız sırları serisi ve yeni başlıyoruz. Ama ilk önce kanalımıza abone olmayı ve harika yeni videoları kaçırmamak için zile basmayı unutmayın. Adet başlangıcının belirtileri. İş çamaşırındaki beyaz şeyi gördün mü? Bu da neyin nesi? Merak etmeyin. Vücudunuz yaklaşık 6 ila 12 ay içinde ilk adetinizin başlayacağını böyle söylüyor. Korkmayın ya da aldırış etmeyin. Bu akıntı sağlığınız için tehlikeli değil. Aslında vücudunuzu farklı enfeksiyonlara karşı korur. Vücut değişimi. Yetişkin bir kadın olduğunuz gerçeği vücudunuzdaki değişikliklerde de görülür. Göğsünüz ve kalçanız daha yuvarlak hale gelir ve beliniz incelir. Bikini bölgenizdeki ve koltuk altlarınızdaki tüylerin görüntüsü konusunda utanç duymayın. Sizi şaşırtacak olsa da bu normal ve doğal bir büyüme sürecidir. Ayrıca bazı ergenlerin sırtlarında ve yüzlerinde sivilce oluşmaya başlayabilir. Cildinizi daha az tahriş etmek için annenizden sizin için iyi bir sabun veya tonik seçmenize yardım etmesini isteyin. İlk adetiniz nasıl görünecek? Adet kanaması sadece kandan değil, aynı zamanda endometriyumun yani rahim boşluğundaki mukoza parçacıklarından da oluşur. Bu nedenle reglinizin rengi kahverengiden parlak kırmızıya kadar değişebilir. Adetinizin ilk günü genellikle çok ağır geçmez ve muhtemelen kahverengi bir renk tonu olacaktır. Adet ne kadar sürer? Adet dönemi süresi ne kadar olduğu ile birlikte dürüst olmak gerekirse kişiye göre değişir. Ama genellikle ilk adet döneminiz yaklaşık 3 gün sürer. Daha sonra döngünüz normalleştiğinde uzunluğu yaklaşık 3 ila 7 gün arasında değişecektir. Adetin başladığında ne yapmalısın? Annene söyle. Sana nasıl yardım edeceğini çok iyi biliyor. Ancak anneniz yanınızda değilse bu temel hijyen kurallarını takip ederek başlayın. Özel bölgenizi ılık suyla yıkayın. Eczanede çalışan kişilerden kızlar için pet isteyin. Evet, böyle bir şey var. Bedeninizi her değiştirdiğinizde özel bölgenizi yıkamanız gerekir. Adet döngünüz için bir takvim edinin. Böylece döneminizin başlangıcını ve sonunu işaretleyebilirsiniz. Bu sizin ve doktorunuzun sağlığınızı takip etmesine yardımcı olacaktır. Adet dönemi acıtıyor. Ya, adet döneminiz boyunca oldukça yaygın bir şey. Çoğu zaman midenizin, kasıklarınızın, belinizin veya göğsünüzün çevresinde olur. Yine de bu rahatsızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Sonuçta bu bir kural değil. Gerçekten. Eğer adetleriniz gerçekten rahatsız ediciyse annenizden sizi bir jinekoloğa götürmesini isteyin. Bu uzman sizin için en iyi ağrı kesici ilaçların yazılmasına yardımcı olacaktır. Regli görmekten utanmayın. Regli hakkında konuşmak geleneksel değildir. Bu nedenle birçok kız bundan utanır. Ancak bu gerçeğe uygun değildir ve bundan bahsetmek asla abartı değildir. Regli sonunda bir kadın olduğunuzun işaretidir. Adam, vücudunuz yaşamın yeni bir aşamasına giriyor. Kendinizi kabul edin ve annenizle bu konu hakkında konuşmaktan çekinmeyin. Tavsiyelerimizi yararlı bulduğunuzu umuyoruz. Eğer öyleyse Bir Genç Kızın Sırları kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.